Doktor Sinan Bey, endokrinoloji uzmanı olarak Hashimoto hastalığı sizin klinik pratikte çok gördüğünüz bir hastalık. Aslında biz de çok görüyoruz ama asıl tedavilerini ve takiplerini siz yapıyorsunuz. Kadınların biraz da baş belası olarak çoğu insanda, çoğu kadında bulunduğu için tanı değerleri de son yıllarda arttığı için tanı kriterleriyle birlikte Hashimoto hastalığına çok rastlıyoruz. Tabii ki herkes bunu merak ediyor. Hashimoto hastalığı nedir? Tanısı nasıl konulur? Tedavisi nasıl yapılır? Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Evet Ahmet Bey. Hashimoto hastalığı vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalıktır. Otoimmün tiroidit genel adıyla da anılabiliyor. Yani Graves hastalığı gibi aynı şekilde bir otoimmün hastalığı. Otoimmün hastalık. Ama tabii otoimmün tiroiditlerin alt grubunda yani. Fakat otoimmün tiroiditlerin %70'ini neredeyse Hashimoto hastalığı oluşturuyor. Vücutta bağışıklık sisteminin hatalı kodlamasıyla diyelim, bir hatalı kodlamasıyla doğan bir durum nedeniyle bazı tiroid antikorları fazla miktarda üretilmeye başlıyor. Anti-TPO ve anti-TG dediğimiz antikorlar. Bir tanesi ya da ikisi birden yüksek olabilir. Bu antikorlar tiroid bezini sanki bir yabancı bir virüs gibi görüyor, yabancı bir madde gibi görüp ona karşı saldırıda bulunuyor. Bu saldırının şiddetine ve süresine bağlı olarak Hashimoto hastalığı değişik durumlarda kendini gösteriyor. Yani klinik olarak kendini farklı gösteriyor. Çok farklı oluyor tabii yani hepsi ayrı bir senaryo. Çok büyük değişkenlik var çünkü. Ve tabii bu genetik bir hastalık aslında. Mutlaka ailede birilerinde de olması gerekiyor. Hani bazen kuşak atlayabilir, hani annesinde babasında yoktur, ikinci derece akrabalarında yoktur ama üçüncü derece akrabalardan birinde vardır. O şekilde ortaya çıkmış olabilir. Genlerle geçen, bir hastalık tabii ki. Ve daha çok kadınlarda görülüyor. Erkeklere göre bayanlarda 15-20 kat daha fazla. Neredeyse her 10 kadından birinde Hashimoto hastalığı var. Yani çok yüksek. Çok yüksek bir oran tabii bakınca, genel popülasyona bakınca. Toplumu ciddi olarak etkileyen bir hastalık ve son yıllarda da birazcık oranı da belki arttı. Bu özellikle iyotlu tuz kullanımı dediğimde ama tabii iyotlu tuz kullanmak da gerekiyor toplum sağlığı için genel olarak. Ki yani bizim yanlış anlaşılması da iyot eksikliği topraklarımızda çok fazla. Tabii. O yüzden zaten iyotlu tuz kullanımı normal şartlar altında ama tabii Hashimoto gibi bir problem çıktığı zaman o tarz özel hastalar iyotlu tuz tüketecek. Onu daha sonra bahsederiz. Hashimoto hastalığı ortaya çıktıktan sonra tiroid bezinin saldırı altında kalmasına bağlı olarak hipertiroidi durumu da olabilir. Hipotiroidi durumu da olabilir. Yani tiroid bezinin az çalışması hipotiroidi, hipertiroidi fazla çalışması ya da ötiroid dediğimiz normal durumda da olabilir. Yani uzun yıllar sessiz de kalabilir bu şekilde. Antikorlar yüksektir ama bez normal tiroid bezi normal çalışıyordur. Biz tabii Hashimoto'yu nasıl tedavi ediyoruz? Ortaya çıkan semptomatolojiye göre tedavi ediyoruz. Eğer hipertiroidisi varsa hipertiroidi tedavisi şeklinde, hipotiroidisi varsa hipotiroidi tedavisi şeklinde, nodülü varsa Hashimoto zemininde nodül de gelişebilir ama Hashimoto'nun ekstra bir getirisi yok nodülü. Klasik nodül takibi yapılıyor. Hipotiroidi ya da hipertiroidi durumu tedavi ediliyor. Nihai olarak Hashimoto hastaları agresif seyredişi özellikle baştan itibaren hipotiroidiye giriyorlar. Şimdi genellikle gördüğümüz geçen yıllar içinde eninde sonunda hipotiroidiye girdikleri. Ancak antikor atağı çok yoğun şekilde oluyorsa, antikorun çok yoğun saldırısı varsa tiroid bezindeki hücrelerin aşırı yıkımına bağlı geçici tirotoksikozlar, hipertiroidi durumu olabilir. O dönemde hipertiroidi tedavi edilmeli. Ama genellikle biz Hashimoto hastalarını hipotiroidiyle görüyoruz. Hatta tesadüfen işte aşırı halsizlik, yorgunlukla gidiyor. TSH 20'lerde, 30'larda yüksek düzeyde çıkıyor. Antikorlara baktığımız zaman, tiroid ultrasonunu gördüğümüz zaman Hashimoto olduğunu anlıyoruz hastanın. Hashimoto hastalığı var, tanı konulmuş. Nodül gelişti. Hastada bir veyahut da baştan itibaren nodüllü bir Hashimoto. Hastanın tiroidinde nodülleri var. Bu hastalarda nasıl davranışlar bulunuyorsunuz? Sadece nodülün kendi kriterlerine göre takibi söz farklı konusu. Bir şey söz konusu. Farklı değil. Bir şey söz konusu değil. Yani evet. Hashimoto olduğu için ekstra bir uygulama yapılmıyor. Yani nodül olarak da biz cerrahlarda farklı değil. Yani eğer şüpheli bir nodül varsa iğne obstrüksiyon biyopsisi yapılıyor ve iğne biyopsisi sonrasında eğer malignite varsa ameliyat bu nedenle yapılıyor. Hashimoto hastalığının primer cerrahi
özelliği yok. Yani ameliyatla ilgili bir Hashimoto hastalığım var, ameliyat olayım, böyle bir şey yok. Evet. Şeyde gene siz de cerrah, genel cerrahi uzman olarak nodülün boyutlarını esas alıyorsunuz değil mi? Nodülün boyutları, biyopsi sonuçları, ultrason sonuçları hepsi bir araya getirildiğinde hangi hastayı ameliyat edeceğinizi nodüllerin tedavisinden farklı bir şey ortaya koymuyorsunuz. Hashimoto hastalığı var veya yok aynı şekilde tedavi ediyoruz. Hashimoto hastalığının bir de yine bir kanser türü ile ilgisi olabiliyor. Tiroid lenfoması ama Allah'tan çok nadir. Çok düşük oranda görülüyor. Siz cerrah olarak çünkü bunun tedavisi cerrahi. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Pratik hayatta da tesadüfen rastladığımız durumlar ortaya çıkmıştır. Artık tanı daha iyi konuluyor ama iğne biyopsileri de yanıltıyor tabii ki burada. Tiroid lenfoması tabii ki agresif de seyredebilir. Çok hızlı yayılabilir, boyun sarılabilir. O nedenle Hashimoto hastalarında böyle bir durum söz konusu olduğu zaman düşünüyorsak dikkatli davranmamız lazım. Çünkü bunlarda tedavi öncelikle cerrahi değildir. Öncelikle tabii ki ilaç tedavileri uygun şekilde çok nadiren gerekebilir. İşte boyuna bası yapılan durumlarda, solunum sistemini etkilemiş durumlarda cerrahi gerekecektir. Dediğiniz gibi çok az görüldüğü için Allah'tan şanslı bir durum söz konusu. Yoğun olarak görülseydi gerçekten sıkıntılı bir durum ortaya çıkardı. Evet. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim.